Devenin Yedikleri diye bir masal okuyacağız. Devenin Yedikleri. Zamanın birinde bir çakalla bir tilki arkadaş olmuşlar. Birlikte avlanıp birlikte yemeye başlamışlar. Tilkinin kurnazlığı çakalın gücüyle birleşince avlanmalarını kolaylaştırıyormuş. Bu iki arkadaş günlerden bir gün bir deve ile karşılaşmışlar ve onunla danlaşıp arkadaş olmuşlar. Bundan sonra da hep birlikte dolaşıp karınlarını doyurmaya başlamışlar. Çakal, tilki ve deve. Üç arkadaş olmuş değil mi? Üç farklı tabiatta, üç farklı varlık. İnsan farklı tabiattaki kişilerle arkadaşlık etmemeli. Kendi tabiatına uygun birini bulmalı. Farklı tabiattakilerle arkadaşlık edince bakalım ne oluyormuş. Tilki ile çakal çok zor yiyecek bulurlarken deve güzel kokulu ince otlar bulup yiyor. Giderek de semirip güçleniyormuş. Deve böylece hayatın tadını çıkarırken tilki ile çakal giderek daha da zorlanmaya başlamışlar. Günden güne iyice zayıflıyorlarmış. Buna bir çare düşünen tilki bir gün çakala, "Çakal kardeş, biz boşuna dağ bayır dolaşıp avarıyoruz. Üstelik de bulamayıp aç aç dolaşıyoruz. Bu gidişle açlıktan öleceğiz." Oysa deve günden güne semirip gidiyor. Ondan güzel av mı olur? Niçin onu yemiyoruz? Demiş. Bunu duyan çakal da, "Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Hay aklınla bin yaşa sen tilki kardeş. Onu yemek için hemen bir yol bulalım." diye cevap vermiş. İşte farklı tabiattakiler birbirine zarar vermek için yarışıyorlar. İnsan kendi tabiatına, kendi dinine, mezhebine, ırkına, töresine göre arkadaş bulmalı değil mi? Bunun üzerine günlerce düşünen tilki bir gün üçü de bir aradayken, "Herkes şimdi bugüne kadar yemiş olduğu şeylerin adlarını saysın. Eğer sayamazsa diğerleri onu yesin." demiş. Bunu bir oyun sanan deve de kabul etmiş. Önce tilkiye, "Say bakalım şimdiye kadar neler yedin?" demişler. O da tavuk, üzüm, kaz, tavşan demiş ve kurtulmuş. Sonra da deveye dönüp, "Haydi bakalım, sıra sana geldi. Şimdi sen yediklerini say." demişler. Deve, "Ben de ot yedim." demiş. "Ama olmaz, yediğin otların adlarını say." demişler. O zaman düştüğü tuzağın korkusunu anlayan deve, "Sayamam ve siz biliyorum ki beni yiyeceksiniz. Ama yemeden önce nalımda babamın vasiyeti yazılı. Onu bir okuyun da ölmeden önce ne olduğunu öğreneyim." demiş. Tilki okuma bilmediğini söyleyip geri çekilince iş çakala kalmış ve okumak için nala bakmaya başlamış. Olanları fırsat bilen deve çiftesini öyle bir savurmuş ki çakal hemen oracıkta cansız gebermiş kalmış. Bunu gören ve pabucun pahalı olduğunu anlayan tilki hemen oradan uzaklaşıp kaçmış. Deve de kurtulmuş. Bu bir Türk masalı. Bu bize ne anlatıyor? Bu bize başkasına hile yapma. Masumane ve adilane düşün ve eğer konuşursan düşündüğün gibi konuş. Ve arkadaşlarını kendince olanlardan seç. Yoksa sana tuzak kurarlar, hayatında heba olur, ahiretinde heba olur. Bizi de bugün dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basın ve bir sonraki yükleyeceğimiz video için çanı açık bulundurun. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.